Oy, dişim çok ağrıyor. Dişçiye gitsem iyi olacak. Of, doktor bey, dişim çok ağrıyor. Pepe, git o sandalyede otur, beni bekle. Biraz sonra seninle ilgileneceğim. Of, çok ağrıyor. Ay, of. Ay 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 of. Oy. Hadi gel, neyin varmış bir bakalım Pepe. Biraz bekleyin lütfen. Çok acil bir hastam geldi. Tamam. Hadi aç bakalım ağzını Pepe. Bakalım neyin varmış. Her şey yolunda Pepe. Sadece bir süt dişin düşmüş. Düşen süt dişinin yerine yetişkin dişi çıkacak. Tıpkı Mehmet Bey'in dişleri gibi. Mehmet Bey'in dişleri çok garip gözüküyor. Evet Pepe. Mehmet Bey'in dişleri çürümüş. Evet Pepe. Ben dişlerimi hiç fırçalamadım. Şimdi Mehmet Bey'in dişlerini temizlemeliyiz. Ay. Ay 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 ay. Oy oy. Ay 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 ay. Dişleri çok kötü çürümüş. Dişleri temizlemeye başlamalıyız. Hadi aç bakalım ağzını. Şimdi de üst dişlerinize bakalım Mehmet Bey. Şu dişiniz fena değil. Şurada bir çürük var. Üst dişlerinizi çok kolay temizleyeceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Oh. Şimdi en zor kısma geliyoruz. Ne olacak şimdi? Bu çürük dişi çıkartıp buraya protez takmalıyız. Buraya da dolgu yapmalıyız. Peki bunu nasıl yapacaksın? Önce çürük dişi çekmeliyiz. Hadi başlayalım. Şimdi bu oyun hamuruyla bir diş yapacağız. Şimdi diş kalıbına koyalım. Bakalım nasıl olmuş. İşte hazır. Hadi yerine takalım. İşte yeni gibi oldu. Okan, bir çürük diş kalmış. Biliyorum Pepe. Oraya dolgu yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi şimdi yerine takalım. Hmm,
Ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim Pepe. Mehmet Bey, dişleriniz hazır. Teşekkür ederim Doktor Bey. Şimdi Pepe, size en önemli diş aletini göstereceğim. Diş fırçası. Dişlerinizi doğru şekilde fırçalamalısınız. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Dişlerinizi yukarıdan aşağıya doğru fırçalamalısınız. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Teşekkürler Okan. Artık dişlerimi nasıl fırçalamam gerektiğini biliyorum. Çok sevindim Pepe. Artık eve gidip dişlerini fırçalayabilirsin. Teşekkürler Okan. Hoşça kal. Hemen dişlerimi fırçalamalıyım. Dişlerim tertemiz oldu. Oo, arabaya bak. Ne kadar da güzel be. Oo, teyibi bile var. Çok kocaman bir direksiyonu var. Çok güzel. Aa, şu kolu çekersem ne olur acaba? Olmuyor. Pepe merhaba. Ne kadar güzel bir araba değil mi? Senin mi bu araba Pepe? Evet, çok güzel bir araba. Bunu bana hediye ettiler. Baksana, teyibi bile var. Bu çok hızlı bir araba. Kocaman bir direksiyonu var. Burada bir kolumuz bile var. Şuna baksana, arkaları gösteren bir ayna bile var. Evet Pepe, çok büyük tertemiz aynaları var. Şu tekerlere de bak, kocaman. Farları da görmüş müydün? Çok güzeller. Bak, kapımız bile açılıyor. Hop. Şimdi kapatacağım. Bakın ne kadar güzel. Oturdum. Süper. Ama Pepe, kemerlerimizi bağlamayı unutmayalım. Evet, artık gitmeye hazırsın. Ama ben araba sürmeyi bilmem ki. O zaman ben sana araba kullanmayı öğretebilirim. Önce şu düğmeye basmalıyız. İleri sürmek için kolu yukarı doğru itiyoruz. Geri sürmek için en aşağıya çekiyoruz. Arabayı durdurmak içinse ortaya getiriyoruz. Hızımızı buradan ayarlıyoruz. Hızlı gitmek istiyorsak düğmeyi yukarı kaldırıyoruz. Yavaş sürmek istiyorsak aşağıya indiriyoruz. Çok eğlenceliye benziyor. Ben en önemli şeyin burada olduğunu sanıyordum. Pepe, o sadece bir araba teyibi. Nasıl çalıştığını göstereyim. Eğer bu düğmeye basarsan arabanın teyibi çalışır. Bu düğmeden sesini arttırabilirsin. Bu düğmeden de sesi kısabilirsin. Ve arabayı sürerken ibreden hızını kontrol etmeyi sakın unutma. Harika! Artık sürebilirim arabaya. Ben gitmeye hazırım. Tamam Pepe, hadi sür, durma. Neden sürmüyorsun? Bilmiyorum ki. Ben bütün düğmelere bastım, direksiyonunu tuttum ama araba gitmiyor. Pepe, arabanın gitmesi için önce gaz pedaline basmak gerek. Bak, gaz pedali burada işte. İşte şimdi anladım. O zaman artık gidebilirim. Pepe, acele etme. Arabayı kullanmadan önce sürüş dersi almalısın ve ben sana yardım edebilirim. Sen şimdi beni burada bir dakika bekle. Hemen geleceğim. Önce biraz alıştırma yapmalısın. Daha sonra sürmeye hazır olacaksın.
Pepe, hadi çalıştır arabayı. Çalıştırıyorum. Aferin Pepe, çok güzel oldu. Hadi şimdi bir kere daha dene. Harika! Bir kere daha denemek istiyorum. Fena değil. Ha, buldum. İşte buraya park edebilir. Pepe, aferin. Çok güzel sürdün. Çok az daha pratik yaparsa gerçek bir şoför olacak. Sürüş dersi için teşekkürler Okan. Peki sen orada ne yapıyordun? Pepe, gerçek bir şoför olabilmek için nasıl park edilmesi gerektiğini öğrenmelisin. İşte Pepe, buraya doğru geri geri park etmelisin. Tamam Okan, anladım. Hadi deneyelim. Okan, bu hiç de kolay değilmiş. Harika! Tek seferde başardım. Aferin Pepe. Çok güzel sürdün. Sen de arabaya binmeyi seviyor musun? Peki hangi arabalardan hoşlanıyorsun? Bunu bana yorumlarda yaz, tamam mı? Güle güle.